Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Adamı bir hoş eder lele, cilveleri nazları. Adamı bir hoş eder lele, cilveleri nazları. Halaya gel halaya, halayda oynamaya. Sevdim seni kangallı lele, dön de bir bak bu yana. Sevdim seni gülümlü lele, bir de dön bak bu yana. Halayın başındayım, bir güzel peşindeyim. Koylu sarda yar sevdim lele, ben onun peşindeyim. Şu hafifte yar sevdim lele, ben onun peşindeyim. Halaya gel halaya, halayda oynamaya. Sevdim seni ulaşlı lele, bir de dön bak bu yana. Sevdim seni divrikli lele, dön de bir bak bu yana. Sivas'tan yar sevenin lele, başı hep belalı. Doğan şarda yar seven lele, başı hep belalı. Halaya gel halaya, halayda oynamaya. Sevdim seni zaralı lele, dön de bir bak bu yana. Sevdim seni kangallı lele, bir de dön bak bu yana. Harika, harika. Ünal Cece, hoş geldin. Günaydın. Şöyle yerine alayım seni. Günaydınlar. Halayla başladık valla. Bu karlı kışta. Değil mi? Arkadaşlar klimayı kapatabilirsek. Konuklarımız böyle karda kışta zor şartlar altında, özellikle bugün İstanbul'da değil mi? Evet. Nasıl bir kardı? Vallahi o yüzden her ihtimale karşı erken çıktım. Evet, çok erken geldiniz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Rica ederim, ne demek. Değil mi?
stüdyomuz şöyle biraz şey oldu, büzüştünüz öyle, bir yok, klimayı yok, kapatalım. Yok. Tamam evet. Oldu efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Haftanın böyle karlı kışlı bir gününden, evet, haftanın evet. son gününden herkese günaydınlar. Yine türkü severler ekran başına diyoruz. İki erkek çok değerli konuklarım var. Bugün biz bizeyiz. Öyle, evet. İki değerli teşekkür türkü, Türkiye, türkülere gönül vermiş üstadlarımızla birlikteyiz efendim. Sorularınızı, önerilerinizi Ünal Ceca'dan, Veli Turan'dan istek türküleriniz varsa eğer ne yapıyoruz efendim? Büyük harflerle Ekin yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı elimize ve telefon numaramızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyoruz. Biz de burada böyle canlı canlı. Sizden canlı şöyle birer kuple canlı performansınızı alabilir miyim? Tabii ki. Tabii sorun olur, değil mi? Olmaz. Tabii. Sizin gibi üstadlardan. Değerli, tabii ki. Sorun değil. Hiç sorun evet. değil. Şöyle bir kahvaltı masama yakından çekebilir miyiz arkadaşlar? Bugün üstadlarım için özel hazırladım ben. Vallahi Yeliz Hanım, ben yaklaşık epey zaman oldu bu programa başladı. Bugün açtım televizyonu, baktım Allah Allah, Ekin TV uçuyor, müthiş bir kahvaltı. Neler var, vallahi neler var. Vallahi dedim, bu ne ya dedim. Evet, Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pekmezimiz burada, krem peynirimiz var. Şöyle yakından çekelim arkadaşlar, evet. Tereyağımız var. Ayrı ayrı kaymak geldi sabahın erken saatinde. Zeytinimiz geldi, peynirimiz geldi. Şöyle bir yok yok. Yok yani. Yok vallahi yok, yumurtamız Sultan geldi. Sofrası gibi. Evet. Evet, adresini de hemen verelim. İstanbul'da yaşayan, evet. İstanbul'da ikamet eden seyircilerimiz lütfen gidiniz. Her şey o kadar taze ki ve kendi ürünleri. Hı-hı. Deniz Köşkler Mahallesi, Gümüşbala Caddesi numara 96 Avcılar, İstanbul telefon numaralarını da hatırlatalım. Alan koduyla birlikte 0212 593 54 42. Gökhan Bey'e çok teşekkürler. Ferhan Bey'e de çok teşekkürler. Ferhan Akal'ın böyle bir ne derler? Her şey güzellik olsun, değil mi? Her şey güzel olsun, konuklarımızı iyi ağırlayalım diye. Her şey tam. Kahvaltı masanızda olmazsa olmazınız nedir? Aşağı yukarı hepsi var hepsi mı? Var. Yok yok yani. Bu sefer hepsini koydum hakikaten. Evet, yeşillik doğru. dedi konuklarım. Fazlası bile var ben yani. Ben yeşillik olmadan dedi kahvaltı yapmam dedi bazı konuklarım. Vallahi maydanozundan evet. tutun da zeytini, yeşil Sanatın, zeytini, siyah evet, zeytini, domatesi, taze kurabiyesi, taze zeytinler, oh, gelirken. Kaşarından tutun balığı. Evet. Pekmez ne kadar var maşallah ya. Her sizin şey yok. Sizin var mı Ünal Bey böyle kahvaltı masanda illaki şunu yerim hani. Yani çok özel olmasa da yani aşağı yukarı aynı şeyler var tabii. Daha ne olsun yani efendim balı... sevgili izleyenler, Ekin TV izleyenleri. Kaymağım var. Tabii balı, balım kayma. Var şurada. Bal kaymağı kazanayım vazgeçilmez. Zaten. Veli Bey sizin var. Aynen, aynen böyle işte böyle. Gerçekten zaten kahvaltıda olacak her şeyin. En güzeli burada yani. Her on şey numara. Mevcut diyoruz. Her şey mevcut. Fazlası gerçekten. Bile var yani bu durumda. Çok bu arada Gökhan kardeşime de teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel kahvaltıda sizleri mahrum, bizleri mahrum etmediği için. Evet, değil mi? Gökhan Et ve Tavuk Pazarı teşekkürlerimizi sunalım. Çocuk bile var. Şimdi şöyle bir şey var. Gökhan Bey sağ olsun. Ferhan Bey sağ olsun. Sucuk da göndermişler. Hmm. Ama sucuğu burada hani kızartıp da sabah sabah böyle... Koku çıkarmayalım değil mi? Siz de zaten Viyana'ya, evet. yanlış bilmiyorsam evet, evet. Yani Viyana'ya evet. uçacaksınız. Böyle uçakta böyle şey değil bir koku olmasın, olmasın diye. Doğru. Ben de böyle şeyle, jelatiniyle masama koydum. Şöyle gösterelim çok efendim. Çok güzel gözüküyor. Evet. Sabah sabah evet. Sucuk yer misiniz? Böyle? Yok sucuk sağ ol. Kızartması ondan sonra sabah evet. sabah. Sever misin? Normalde sever misiniz? Çok az yani çok az, çok az. yani... Genelde pek tercih edilmiyor çok değil mi? Değil, özellikle evet. Çünkü, yaz aylarında falan değil mi? Tabii yani insanlar da hep devamlı kalabalık yerlere gittiğin için bir de sucuk da kokulu olduğu için. Değil mi? Ünal Bey çok fit görünüyorsunuz. Spor yapıyor musunuz? Spor önceden çok yapıyordum ama şu birkaç yıldır da biraz işlerim de yoğun olduğu için biraz işe daha yoğunluk veriyoruz. Çok az yani. Evet. Vakit kalmıyor. Aa, Veli Bey de zaten evet. şey ama bugün diyetteysek onu söyleyeceğim. Diyetteysek diyeti bozuyoruz. Bozuyoruz değil mi? Sevgili izleyenler evet diyeti bozuyoruz bugün. Şöyle bir albüme baktığımda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür güzel. Ediyorum. Albüm kapağı çok şık. Hangi yapımdan çıktı? Seyhan Müzik'ten çıktı. Seyhan Müzik'ten çıktı. Seyhan Müzik etiketli. Evet. Veli evet, Turan. Seyhan Müzik. Hakikaten çok güzel. Genelde hep Türk halk müziği değil mi? Genelde Türk halk müziği. Hı hı. Size ait içinde yok, bana besteler. Ait yok inşallah. Hı-hı. Bakalım bundan sonraki albümler olursa. Hı-hı. Bakalım. O biliyorsunuz o bambaşka bir duygu, bambaşka bir üretim. O tabii ki Yüce Rabbim herkese o güzel duyguyu vermiyor biliyorsunuz. Hı-hı. O üretim doğru. Çok önemli. Çok önemli. Evet. O yüzden. Burada Türk halk müziği, slow dedik, tabii. türküler dedik. Türküler, kimlerle şey. Çalıştık o zaman albümde? Onlardan vallahi, bahsedelim. Bu güzel abimin yönetimi Haydar Tanrıverdi hocam. Süpervizörüm Deniz Selman hocamız.
saz olarak da bütün A takımı, A takımı bütün sağ olsun Türkiye'mizin en güzel sazları çaldı. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Halkımızın tepkisi birazdan çok güzel. Birazdan alacağız şöyle İnşallah. Bir hareketli olsun ama. Tamam zaten öyle ayarladık. Şimdi izleyenlerimiz böyle yeni uyanıyorlar bu saatlerde. Benim izleyenlerim evet. Yeni böyle bu saatlerde böyle 10-10.30'da falan yeni uyanıyorlar. Yeni böyle kalkıyorlar. O yüzden böyle hareketli parçalarla böyle gümbür gümbür. Gidelim. Evet gümbür gümbür gidelim. 11.30'a doğru da hanımefendiler, beyefendiler kahvaltılarını yapıyorlar. Ondan sonra da halaya kalkıyorlar. Evet. Benimle birlikte kahvaltıdan sonra yediklerini yakıyorlar. Yakıyorlar değil mi? Aynen öyle. Halaylarla birlikte. Aynen öyle. Ünal Hocam senin kapağın nerede? Albüm kapağın. Şimdi ben arabada geleceksin. Evet. Bizim orada yani çok yağmış. Buralara fazla o kadar yoktur galiba. Ne kadar soğuktu bugün. Evet. Estir İstanbul. Albüm bugün arabada kaldı. Evet. Arabada kaldı. Zaten arabam da yolun üzerinde gibi bir şey ama arabalar geçmez orada. O yüzden yani biraz da acele oldu yetişemem diye. Bayağı bir sıkıntı çektim yani buraya gelene kadar. Ben şey demeyeceğim artık Ünal Bey, aynı şeyden Türk Halk Müziği demeyeceğim artık. Hani farklı bir tarz var mı, farklı bir renk var mı albümde diye sormayacağım. Halk zaten Ünal Caca dendiği zaman evet halk müziği üstadı olur. Veli Turan gibi hani bazı sanatçılar şimdi soundları değiştiriyorlar. Özellikle yeni çıkan Türk Halk Müziği sanatçıları, şarkıcıları ya da sanatçı adayları deyip ilk albümlerinde falan biraz böyle değiştiriyorlar. Sizler üstadlar olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir türkünün kendi özü daha güzel. Ben de besteci olarak kendi albümümde de 13 tane türkü var. 13 de bana ait. Piyasada da bayağı bir 70-80'in üzerinde türküm var. Şimdi bir tane arkadaşımız öyle bir şey yapmıştı. Bana da hiç söylememişti. İşte ben bir gün baktım bir kanalda klip dönüyor. Türküyü tamamen değiştirmiş. Ben izin vermedim çünkü yani özünü bırakmış. Bravo. Pop tarzı bir şey olmuştu. Ben yani klibini kestirdim. Türkiye'yi de iptal ettirdim ben o arkadaşlar. Peki bu kadar bestelerim var diyorsunuz. Evet. Besteleriniz var. Ünal Caca imzalı. Çok güzel besteler var. Hakikaten bugün birçok sanatçının gerek repertuarını sahne aldığı yerlerde, gerek albümlerinde değerlendirdikleri çok güzel eserler var. Altyapısını değiştirmediği sürece veririm. Tabii, ama tabii, altyapısını değiştirirse kesinlikle vermem diyorsunuz. Tabii ki. Yani zaten halk müziği sanatçısı bizler ücret falan da almıyoruz ki yani. Değil mi? Şimdi tabii yani halk müziği sanatçısı genel olarak yani bir bağış gibi bir şey oluyor yani al oku. Ama bir şeyine de dokunma yani özüne de dokunma yani bu arada. Özüne dokunma. Tabii o şekilde arkadaşlarımız da çok güzel yorumlayan arkadaşlarımız da tabii ki oldu bu arada. Onun için onlara da saygı duyuyorum. Şöyle bir SMS'lere bakıyorum sürekli elin kızı. Elin kızını istiyorlar Ünal Caca'dan. Mevlüt Atmaca göndermiş. Teşekkürler. İyi yayınlar Yeliz Hanım. Programınız çok şık. Ben İzmir Güzelbahçe'den Behlül Aka yazmış. Evet. Ünal Caca'dan elin kızını Kocakurt Köyü'ne ve tüm Sivaslılara gelsin Behlül demiş. Behlül Aka'ya da teşekkür ediyorum. Buradan Hasan abiye, Sabiha ablama da. Selamlar. Sivas'a selamlar olsun o zaman. Tabii. SMS bekliyorum Ünal Caca ve Veli Turan'dan. Hayranlarınızdan ve fanlarınızdan. Sağ olsunlar. Haftanın son gününde istiyorum. Evet. Hiçbir zaman yalnız bırakmazlar zaten. Evet, bütün Sivaslılara gitsin. Hıdır Güzel göndermiş. Günaydınlar ablacığım. Günaydınlar ablacığım. Yine çok şıksın. Konuklarına günaydınlar. Seninleyiz yazmış. Ama hangi şehirden yazdığını yazmamış. Halil Köşker yazmış. Günaydınlar. Veli Bey'e ve Ünal Bey'e günaydınlar demiş. Programımız harika demiş. Evet izleyenler onu çeyrek geçiyor. Yine var. Evet. İzleyenlerimiz var. Tabii. Sevgili izleyenler bir de ücretsiz bir şekilde şöyle bir kartlarıma bakayım. Süper Toto lig maçlarını ve tabii ki Ekin TV'yi Ekin TV izleyenlerine özel bu kampanyamızda ücretsiz bir dekoderle artık Süper Toto lig maçlarını ve Ekin TV'yi ücretsiz bir şekilde izliyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken biraz önce söylediğim gibi büyük harflerle Ekin yazıyoruz. Sevgili izleyenler lütfen Ekin TV'yi yazmayalım. Ekin TV yazdığınız zaman düşmüyor buraya. Büyük harflerle Ekin yazıyoruz efendim. Boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, ilimizi, telefon numaramızı, mesajlarımızı da yazabiliriz. Önerilerimizi, kıyafetlerimizin değerlendirmesini, izleyenlerin beni her gün değerlendiriyor. Konukları da değerlendiriyorlar. Gravat olmamış, işte küpe olmamış. Böyle değerlendirmeler oluyor. Arkasından ne yapıyoruz? 39-29'a gönderiyoruz. Laptop karşımda şu anda. Lütfen Facebook ve Twitter sayfalarımıza yazmayınız. Söylediğim adrese yazınız. Bazı seyircilerimiz Twitter'a yazıyorlar. Facebook'a yazıyorlar istek şarkılarını. Ne oluyor? Yayından sonra okumak durumunda kalıyoruz. İstek türkülerini. Şöyle bir Veli Turan'ın albümüne baktığımda ele çevirdim. Bak
direkt böyle ele çevirdin. Direkt o çıktı. Evet. Şöyle güzel bir hareketli bir Türkiye alalım mı? Zaten. Veli Turan'dan. Biz sildim diyelim o zaman. Sildim. Kimi sildik efendim? Vallahi kimi sildik? O zaman ne diyelim? Aşklarını silenlere gitsin. Sildim değil mi? Hayatındaki, gönlündekini silenlere gitsin. Ya da yanlış yapalım. Pardon, yanlış yapanlara gitsin. Yanlış sildim. Veli Turan sildim diyor efendim. Hadi, hadi bakalım. Sana akan yaşlara, akan yaşlara. Başım vurdum duvarlara, taşlara, canım taşlara. Hiç değmez mi sana akan yaşlara, akan yaşlara. Sildim defterimden aşkın adını, sildim yüreğimden senin adını. Sildim, 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 sildim aşkını, sildim. Sildim defterimden aşkın adını, sildim yüreğimden senin adını. Sildim, 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 sildim yar seni, sildim. Sen bana kış oldun, ben sana bahar, yar sana bahar. Adını andıkça yüreğim sızlar, ciğerim sızlar. Sen bana kış oldun, ben sana bahar, yar sana bahar. Sildim defterimden aşkın adını, sildim yüreğimden senin adını. Sildim, 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 sildim aşkını, sildim. Sildim defterimden aşkın adını, sildim yüreğimden senin adını. Sildim, 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 sildim aşkını, sildim. Artık bana ettiğin nazlar, ettiğin nazlar. Tüketti ömrümü dediğin sözler, söylenen sözler. Yetti artık bana ettiğin nazlar, ettiğin nazlar. Sildim defterimden aşkın adını, sildim yüreğimden senin adını. Sildim, 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 sildim aşkını, sildim. Sildim defterimden
aşkın adını sildim yüreğimden, senin adını sildim 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 sildim, aşkını sildim. Sabah çok iddialıydı şöyle. Sunan yerini alayım hakikaten. Sildim, sildim. Sildim. Sildim yüreğimden onun aşkını, sildim kalbimden. Süper. Böyle sildim, sildim. Kumsallara yazılmış. Yazıldı. Kimi sildik efendim? Vallahi dediğim gibi işte yanlışları sildik. Yanlışları. Yanlışlar derken? İşte haksızlık yapın Moğolkanlı. Evet, buradan Turgut abiyle selam yolluyorum. Hakikaten çok güzel olmuş. Selamlarımızı gönderelim. Çok anlamlı. Teşekkür ederim. Evet, kesin yüreğine gönlü sağlık. Ama buradan bildiğim kadarıyla sadece sevgiliye bir... Böyle sistem seni değil mi? Diyor yani. Yok, sevgili olabilir, dosta da olabilir bu. Hani yani dostken böyle hani çok sevdiği işte sizi üzen dostlar daha doğrusu değil mi yani? Ha, dostlara da gidebilir aslında. Ya, doğru söylüyorsunuz. Bak yani, ne diyor? Hiç değmez mi sana akan yaşlara? Başım vurdum duvarlara, taşlara. Hiç değmez mi sana akan yaşlara? Şimdi sadece sevgiliye ağlamayız, değil mi? Evet, değil mi? Anneye babaya da yok ay, yok anne baba anne, olmaz. Dostlu olur. Dostlu olur. Anne baba da aslında olabilir ama aslında birazcık böyle şey olur. Abes durmuş. Sildim defterimden aşkını adını, sildim yüreğimden senin adını, sildim aşkını sildim. Aslında dost aşkı da evet. Aslında bu bir yönde de bir slogan gibi artık. Hani bunu birkaç haberle denk geldim. Gerçi bunu hep onu söylüyorum. Çok doğru bir seçim baktım. Ama evet. Sayın Turan. Kliple, evet. Bu şarkıyı kliplendirmek, tabii, türküyü tabii. Yani kliplendirmek. Mesela bir gün gördüm, arkadaşı gördüm böyle artık sevdiği birine bir tartışmış bir yaptı. Sildim seni de artık, sildim lan dedi filan. Dedim aa bu iyi bir slogan dedim. Ve gerçekten de çok iyi, çok güzel tepkiler aldık. Hı hı. Çok, klip de çok güzel olmuş. Evet, hakikaten. Bu arada Salih Çetin de çekti klibimizi. Onun da yüreğine sağlık. Gerçekten Yeliz Hanım yani her şeyi en iyisini yapmaya çalıştık. Saz ekibi emek olsun. Emek okuyor zaten ya, belli. Ki, evet, belli. Fedakarlık evet, okuyor zaten. Evet, klip zaten de çok şık. Bundan sonra gördüğünüz inşallah diğer klipleri gördüğünüz zaman hakikaten öyle yüzeysel bir şey olmadığını göreceksiniz yani. Hangi sahilde çekildi? Merak ettim onu izlerken. Gümüşdere'de çektik bunu. Öyle evet, mi? Evet, Gümüşdere'de çektik. Ve birinci aydaydı, inanır mısın? Birinci ayın ya. Vallahi o soğukta denize girdim. Of, birinci ayın beşi miydi? Öyle çok iyi hatırlıyorum. Ama şansa o gün güneşliydi, güzel. Mesela dün çok güzel bir hava vardı biliyorsunuz. Dün, evet, dün çok güzeldi evet, İstanbul'da. Çok güzel, salı günü çok güzel bir hava evet, vardı. Evet, bugün. Bugün selamun aleyküm yani. Bugün hakikaten zarar öyle gün yani. Sevgili izleyenler sadece sizler için efendim. O kadar zor şartlar altında. Vallahi bugün özellikle yayın yaptık ki ya, aslında düşündük hani yapmasak mı, belki konuklarımız gelmeyebilir çünkü gelemeyebilir. Evet. Neden? Evet. Yollardan çok dolayı. Kötü. Evet. Çok kötüydü evet, hakikaten. Şimdi ben bir de buradan daha havalanına gideceğim. Viyana'ya uçacağım. Evet, Viyana'ya niye evet. gidiyoruz? Konser orada mi kalıyorum var? Zaten. Ha, orada Viyana, yaşıyorsunuz, orada yaşıyorum. Viyana'da. Viyana'da yaşıyorum. Aa, çok güzel. Evet, şöyle bir değerlendirme alayım hemen. Viyana'yla Türkiye arasındaki... İşte arasında iki yerde bocalayıp duruyorum. Ya. Ne oradan geçebiliyorum, ne buradan geçebiliyorum. Ya, hangisi daha güzel? Ya, tabii ki yani. Vallahi memleketimiz Türkiye, tabii ki tabii tartışılmaz ki. Yani. Tartışılmaz. Hı-hı. Ama orada tabii işimiz gücümüz de orada olduğundan dolayı. Orada ne iş yapıyoruz? Düğün salonu var. Ha çok evet, güzel evet, orada işte, devamlı hafta sonları. Hem ticaret hem sanatçılık hem, müzik, hem evet, albüm. Hem kendimizi evet aynen böyle. Yani, Nal Bey sizin var mı öyle? Benim hani de, tabii, ticaretle uğraşıyorum. İnşaat sektörü, cacalar inşaat belki duymuştursunuz. Ünal Bey bize... Bir dakika durun bakayım. Ay şok şok. Bir dakika bir dakika. Ünal Bey zaten biraz hani daire edilecek bize. Aa, bir dakika bunun cacalar inşaat. Ay sahibi evet, siz evet. misiniz? Aynen öyle. Aa, ay bilmiyordum. Duymuştum ben cacalar inşaat evet. 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 Çok güzel. Şimdi tabii bugün kar yağdı, çok yağdı ama bizim için, benim için çok iyi oldu bir yönden. Niye? Oradan çıkandan sonra da biz klip çekmeye gideceğiz. Çünkü benim bir türkü var. Bir darda mı kaldın, zorda mı kaldın, yoksa karakışta kardeş karda mı kaldın? Yani hep kar falan geçiyor içinde. Onun için şanslısın o zaman. Ben de bugün evet klip çekmeye gideceğiz yani. Biz ekibi akşamdan hazırladık. Bakalım ne olacak? Ne şartlarda gideceğiz bilmiyorum. Haydi bakalım. Böyle bir çalışmamız var. Ama kar yağmasını beklediniz tabii yani. Tabii özellikle bekledik. Birazdan o türkü de gelecek zaten. Güzel bir vallahi türkü. Vallahi istekler öyle. Ünal Bey, elin kızı. Elin kızı nasıl bir elin kızıymış bu? Yani insanlar böyle sadece evet. elin kızını. Selamlar. Selamlar Yeliz Hanım. Günaydınlar. Ben Kangal Koca Kurt köyünden evet. Özcan Eker göndermiş. Ünal Cacı'dan elin kızını istiyorum. Veli Bey'e de selamlar. Çok şıksınız yazmış. Teşekkürler efendim. Özcan Eker'e de selamlar buradan. Yine Muharrem abi ve Mine yengem. Bizim hemen yan yana komşularımız. Onlara da buradan selamlar, ellerini öpüyorum. Selamlarımızı gönderelim. Selamlar, ben Viyana'dan Doruk, Veli Turan'dan Ele Çevirdin türküsünü rica ediyorum. Ve tüm sevdiklerime selamlar yolluyorum Yeliz Hanım. İyi yayınlar demiş Viyana. Viyana evet, ay, Viyana'dan da izleniyoruz Viyana'dan şu anda. Viyana'dan evet abi. Ne kadar iyi ne kadar nasıl?
Dünyanın her tarafında. Evet, Almanya'dan var. Tabii, Almanya'dan, tabii. Fransa'dan var. Viyana'dan. Viyana'ya selamlar olsun efendim. Sevgilerimizi gönderelim o zaman. Sizi davet ediyorum. Ne zaman vaktimiz olursa gelin. Da izliyor şu an bizi. Kamil Aka Fransa'dan. Fransa'dan. Kamil Aka'ya selamlar olsun Fransa'daki, Viyana'daki. Bütün dostlara. Tüm gurbetçilerimize gitsin. Tüm Türklerimize gitsin. Gurbet hasreti çeken insanlarımıza gitsin. Beydağı Narinciye... Beydağı Narinciye'den Ahmet Bey'e göndermiş. Veli Bey'e günaydınlar. Ünal Ceza'dan bir türkü istiyoruz demiş. Selamlarını yollamış. Teşekkürler efendim. Şöyle bir bakıyorum. Yok. Ünal Bey, sizden o zaman elin kızını alsak nasıl olur efendim acaba? Elin kızı. Nasıl bir elin kızıdır ya? Elin kızı. Sözümüzü kime ait? Bana ait. Benim çok güzel. Hepsi bana ait bu çok albümde. Güzel. Elin kızı. İkinci albümde. Hikayesi var mı peki Ünal Bey? Vardır yok, değil mi? Hikayesi değil de şimdi böyle bir türkünün eksikliğini gördüm. Şimdi bestecilerime bir eksiklik gördüm. Hemen öyle bir şeyi kafasından tasarlar. Ona göre yazdık. Ona göre yazıya döker. Genel olarak da böyle şeyler olduğu için biz haydi bakalım bir şey elin kızı. Kavuşamayanlara gitsin o zaman. Klipsiz gelsin. Tamam. Tamam. Başımdan aldım, yalan sözlerine kaldım.
aklımı başımdan aldım, yalan sözlerine kandım, nasıl da sana inandım. Elin kızı, elin kızı, yüreğimden açtım sözü. Elin kızı, elin kızı, yüreğimden açtı sızı. Seni hayırsızım kızı, elin kızı, elin kızı. Elin kızı, elin kızı, yüreğimden derin sızı. Seni vicdansızım kızı, elin kızı, elin kızı. Ağzına sağlık Ünal Caca. Elin kızı dedik, şimdi ne diyoruz? Şimdi ne diyoruz? Bir dakika, ne taraftayız? Hangi kameradayız? Reklam buradayız efendim. Ne diyeceğiz? Reklamlar mı diyeceğiz? Sevgili seyirciler, bomba gibi türküler, canlı canlı performanslar. Ünal Caca'dan ve Veli Turan'dan gelecek. Ama ne zaman sonra? Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Tamam. Kısacık bir tanıtıcı reklamımız var, sonrasında buradayız. Estetik.